kardeşim, siz niye bu adamı çağırdınız ya? Sen mi çağırdın Mustafa? Kimi? Dönüş, Isparta'dan dönüşte çağırıyorsunuz yok ya. Yok ya, ben belediye başkanı, ben bunları aramazdım ki. Belediye başkanını aradım. Özcan Turan diye belediye başkanı vardı. Onu aradım, o yönlendirdi. O mı hazırı gönderiyor? Bu iki kişilerdi buna. Ya da Yalçın diye bir arkadaş vardı. Niye bu geldi tekrar dönüşte siz Isparta'ya, o getiriyor? Vallahi bilmiyorum. Tesadüf ben. Tesadüf mü? İki tane şoför vardı, kamyon şoförü. Ha. Sevgilim ya dedim, onun için gelmiş olabilir yardım için. Of. Ne kaşı kaldırıyorsun bana? Bakıyorsun ya. He? Bakıyorsun ya. Bakmıyor mu sana? Bakıyorsun ya. Güzelim, sadece başka bir şey değilim. Korkuttuğu için. Kimi korkuttuğu için? Tehditle. Ben? Unutmaz. He? Asker bir adam. Kurşun çıktı, mertlik bozuldu lan. Kurşun çıktı, mertlik bozuldu. Evet. Kimse kimseden korkmaz. Yani tamam mı? Adam yani benim aklımdan gelemedi. Şeker mi burada? Yeminle şartla yemin eden adam korkmaz. Kim ya şart yani, yemin ediyor? Susmaz. Kimim ben? Susmaz. Kimim ben? Tehdit amaçlı. Sen korkmadıysan benden, başka adamla hiç korkmaz. Tamam mı? Benim bil, yani konuşacağımı bilseydim. Sen korkmadıysan başkası hiç korkmaz vallahi. Kurşun çıktı, mertlik bozuldu. Benim konuşacağımı tamam bilseydin çıkarttırmazdın yerden. Sağ çıkarttırmazdın. Konuşur la. Çocuğun kaybolduktan sonra 2 sene, 2,5 sene, 3 sene öncesi ben sonra cezaevine girdim. 4-4,5 ay cezaevinde yattım. Niye gitmedin o zaman? He? Ona sığın. Niye sığınacağım? Ben doğruyu konuşuyorum buradan. Evet. Niye gitmedin? Ondan sonra 1 sene sonra Akşehir cezaevine girdim. Akşehir cezaevine gittim. Niye gitmedin? Anlatsana. Kimden korkuyorsun? Benden mi korkuyorsun şu anda? Hiç korkulmuyor bile. He? Ne korkacağım senden? O zaman bildiklerini açıkla. Açıkla. Ne açıklayacağım? Bildiğin şeyler, bilmediğimiz şeyler var ya. Ben açıklayınca sen karşılığını ne verecek? Kardeşin adı orada burada bilmediğiniz şeyler iş var demiş ya. Beraber o işleri açıkla bakalım bir. Beraber mi yaptık diyecek? He? Onu mu planlıyor? Beraber... Onu da de lan. De lan onu da de. Çocuğumuzu ikimiz kaybettik. Öldürdük veya sattık. Ne, anlat. Nerede zaman? Anlatsana. Çocuk nerede? Sen bileceksin onu. Onu ben değil, sen bileceksin. O zaman niye söyledik? Anne bile. Telefon varmış bir şey. Gidim hanım da anne. Kızını ne? Tamam da niye söyledik onu? Telefon varmış bir şey, yanına götürdüler. Ben o kelimelerden demedim sen. O kelimelerden geç sen. Geç. Dediğimi kabul et. Kimliği verdiğim zaman niye çıkmadın? Dediğimi kabul et. Demişindir. Kimliği verdiğim zaman niye çıkmadın? Demişindir. Öyle mi sığınıyorsun? Sığınıyorum. Sığın. Kimliği verdiğim zaman niye çıkmadın? He? Aynen. Ben sana hastaneye götüreceğim, geri yolca bırakacağım. Hmm. Ondan sonra geleceğim, ben sana hamileymişmiş diyeceğim. Hmm. Sen evde duracaksın, susacaksın öyle mi? Öldürmeye kalkan lan sen. Aynen. Yapmak mı? Keşke öldüreydim. Geçen burada demedim mi? Keşke 10 sene önce kaybetmedim. Demedim mi sen burada? Geçen bana gider teslim onu yatırdım. Niye o zaman korkundan, kız kaybolucu korkundan cizemine geçeceksin diye korktun? Keşke evden çıkaydım. Niye korktun cizeminden? Keşke öldüreyim de öyle çıkaydım. He? Eğer o evladımı öldürdüğünü bileydim, hiç öldürü öyle çıkardım evde. Ben öldürdün mü kızımı? Nerede ya? Öldürdün mü ben kızımı? Nerede o zaman çocuk? Öldürdün mü? Demi kelimeyi de nerede orada? Demi kelimeyi de bakalım. Öldürdün mü ben kızımı? Nerede o zaman çocuk? Hı? Sen çıkaracaksın o çocuğu. Nerede o zaman çocuk? Sen çıkaracaksın burada. Hiç kusura bakma Mustafa. Senin her şeyi bildiğini ben kendim biliyorum. Yani o kadar palavra savursan da ben sana inanmıyorum. O palavralara inanmıyorum. Herkesi kandırabilirsin, beni kandıramazsın. Tamam mı? Hep palavra. Bunlar cahil mi bunlar? Sap mı bunlar bancak? Palavra. Didem Hanım, avukat hanım, senin gibi benim gibi de sata da parasını almadan geldiler bunlar. Öyle. Tamam mı? Sen gibi yalancı. Benim gibi bunlar, tamam mı? Aynen. Biz kimiz? He? Biz kimiz lan? Biz köyle bir sarı mı? Sarı çizmeli Mehmet'iz lan biz. Palavracısın ona. He? Senin gibi 50 kişiyle benim gibi 100 kişiyle karşılaşıyor bunlar. Aynen. Biz kimiz? Sen gibi dek gelmemiş ama demek. Ama burada ki. Kimin haklı, kimin sen doğru? Sen gibi dek gelmemiş. Yalancı olduğunu bunlar biliyorlar orada bak. Aynen. Tamam mı? Ben yalan çıkacağım, benim yalanlarım çıksın ama meydana. Ben lan bir dağda, ben bir çobanım lan ben. Kimim ben? Tamam, benim yalanlarım çıksın meydana. Ben bir çobanım ben, lan, çoban. Ediyorum. Ben çıktım, ben de kabul ediyorum. Sen niye kabul etmiyorsun o zaman çıkanlara? Niye? Yani burada dediklerine ne inan demiyorum buradayım diye. Niye iş çalışıyorum diye iş yapıyorum? Ben burada değilim diye bir kere, ben burada yalan konuşuyordu bir kere konuştum mu? Yok, konuşmadın. Ben oradaysam oradayım derin. Niye dışarıdaysam dışarıdayım derin. Niye demiyorsun? Kahvedeysem kahvedeyim derin. Niye çalıştın? Sıkıntı atıyorum. Yok. Niye çalıştın atıyorum tamam o zaman? Ne suçluysam cezamı şekerim. Nerede çalıştın o zaman? Nasıl cezanı? Nerede çalıştın? Bir çıkacak onlar, sen kafanı yorma. Sen o burada geldiğini demedin mi? Hep,
Fotoğrafların belli. Hiç şeyden 2013'te şimdi, fotoğrafların var mı orada? Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Onları zaten yarın uzun uzun konuşacağız o bölümü. Hiç fotoğraflar yarım var mı? Yarım Fatma. Bir dakika konuşacağız onu. Bir dakika Mustafa. Bir dakika. Çok araya girmeden sizin karşılıklı yüzleşmenize izin verdim. Tamam. Ama bakın şunu ben merak ediyorum. Hızır'ı ben çok merak ediyorum ya. Ben Hızır'a kafayı taktım. Bak, Meryem 1 Hızır 2 kardeşim yani. Benim şeyde Hızır'ın bunlarda suçu yok. Tamam bir dakika bilmiyorum. Hızır'ın bunlarda suçu yok. Hızır'ı çağırma kimin fikriydi? Belediyeyi mi aradınız? Hızır kendisi. Ben belediyeyi aradım. Belediye başkanının numarasını da veririm. Tamam seni de dinledim onu da dinleyeceğim. Tamam benim yanımda aramadığı için bilmiyorum yani. Benim yanımda aramadığı iş yerindeydi o zaman da aradıysa bilmiyorum. Bak iş yerindeydi diyor görüyor musun bak. Bak peki. Ne güzel konuştu bak iş yerindeydi dedi bak. Dedim abi. İki yıl sonrasını söylüyor galiba. Aynen. Neyse onu da konuşuruz. Şimdi ilk taşınmaya geldiğinizde ya daha doğrusu köyden Isparta'ya geldiğiniz gün Meryem'in ağlıyorsun ya Meryem'in böyle olayı anlatıyorsun. Aynen. O arkasından. Şimdi Hızır ve Mustafa beraber köye geri döndüler mi? Onu bilmiyorum Nidemen. Çünkü biz Meryem'le yemek yedik. Eve şimdi oradan çıktılar. Bak şeyden itibaren başlar. Geldi kamyon durdu. Sen indin eşyaları indirdin. Dolusunu alıyorsun. Arabayla Meryemgil'in eve yanaştık. Yani oraya gittik. Meryemgil'in eve gittik. Hızır sizi oraya götürdü. Oraya götürdü. Hızır orada oraya geldi. Yemeğimizi yedik. Bundan ayrıldık ikisi. Yani Meryemgil'in evden ayrıldık ikisi. Beraber ayrıldılar. Biz Meryem'le eve eşyayı taşımaya geldim. Nereye gittiniz beraber ayrıldınız Mustafa? Ne gitmesi ya Hızır'la ben ne geçeceğim Hızır'la ya. Sen yalan orada konuşuyor mı iftira atıyor sen bana sen o evde ya. Mi kaldın? Yok dedim ben. Beraberdik ya bununla beraberdik eşyayı taşıttıysan ben şirkete gittim ben ya. Şirkete gittim. Şirkete gittim ne adamına geri döndü. Geri döndü de delendi dedi. Desene ha. Görmedim ki. Akşam bak vallahi bak şu anda kendimi zor tutuyorum. Bak tekin dur lan. Ne yalan yapacağım? Konuşma lan. İftira atma lan. Tutacağım. Tutma. Öldüreceksin ya. Değil mi? O gün gece yoğurdu. Çünkü kamyoncuyla kayboldu. Yani sadece ben Meryem'le evime gittim. Eşyasını yerleştirdim. Hala o gün şikayet oldu. Ertesi gün mü? O gün mü? Belediyeden zabıtalar geldi kömürler için. Hızır'la çok mu samimiler Mustafa? Yani samimilik vardı Didem Hanım. Çünkü köy çocuğu aynılar yani samimilik vardı. Hızır'ın bir açığını mı biliyor sence? Onu bilemeyeceğim Didem Hanım. Ulan açığını bilsem. Ama açığını bilsem yani şart olsun kurbanını demeyelim. Tamam mı? Sunmak. Yani. Tamam mı? Sunmak. Hemen. Ben buraya çıkacağımı bileydin emeğerdin sen. Biliyorum ben. Türkiye'ni yani hazırlayın konuşacağım. Sen ki buraya... beni? Ememen. Ulan kimsin sen lan? Ememen. Ulan bak şu adamla oruçlu bak. Tekin dur lan. Bak tekin dur beni tahrik etme lan. Niye tahrik ediyorum ben seni? Oturdun ya sakinli. Demin sakinden bahsediyordun ya. Sakin dur. Öldürmemiş adam sakin durur. Niye tahrik oluyorsun? Ben bak iş kıpırdıyor ama yerimden duruyorum aynı yerinde. Sakin dur. Öldürmedin ya. Yani bir çocuktan haberin yok ya. Hayır. Şu anda gerçekten yani karşılıklı bir resleşme vardı. Bir sakinleşsin öyle otur. Lütfen. Ben onu görebiliyordum. Yani Mustafa böyle. Hayır Mustafa küfürü yok. Mustafa'ya böyle sürekli böyle alttan alta böyle bakıyordu. O bakışlarda bir şey vardı. Ya bizim anlamadığımız bir şey oldu. Lütfen Mustafa küfür yok. Ya sen de doğru düzgün tahrik etmeden konuşur musun? Tamam. Yani o bakışlarda bir şey vardı da. Of. Tamam. Şş, Mustafa. Mustafa çok rica ediyorum. Mustafa çok rica ediyorum. Jandarma ne savcı ne hakim. Korkma. Ama onlar korkacak seni merak etme sen. Korksun ha. Ben buradayım. Gelsin ne hakim. Gelsin. Cezam varsa cezamı çekerim lan. Aynen. Kimsiniz lan siz? Sakinin gel. Kimsiniz? Ne oldu? Sakinin nereye gitti? Ulan bak tekin dur lan. Sakinin nereye gitti? Sakinin nereye gitti? Bir şey yapmadım diyordun. Yani niye sizin gelin? Ben yapmadım ama beni tahrik etme. Ben tahrik etmiyorum. Bak vallahi.
Mustafa lütfen. Bak Tekin dur. Hayır. Fatma tamam. Çok rica ediyorum. Yaptıklarına utanmayan bir de bana iftira atıyorsun lan sen. Aynen. Tamam mı? Bakma bana bak, küfür yok, çok rica ediyorum, küfür yok, hakaret yok. Sonuçta bu ev çocuk, ikinizin de çocuğu. Değil bana, mi? Bana gerçek kale gelsin. Tamam İftiralarla işte. Gelmesin. Ne bak bunu yönlendiriyorlar. Ne, tamam mı? Ne, hangi sözüne bak, kızdın? Bunu hangi... yoruyorum, bana da kızıyorsun bak. Yorumlarımı okuyorum bak. Bunun... Bakışlarına mı kızdın, sözlerine mi kızdın? Tahrik ediyor bak. Tahrik ediyor bak. Bakışlarıyla mı tahrik ediyor? Ben şimdi 25 senedir görmedim. Yorumlarını okuyorum bak. Bunun hesabına da giriyorum. Bunu okunuyorum. Buna yazıyorlar. Tarihet. Diye yazıyorlar. Vallahi hepsini ispatlarım ben size. Boşa onlar ya, yani insanların gazına gelmeyin. Lütfen rica ediyorum. Sonuçta ben, siz... Onların yorumuyla yürüyor bana bak. Ben hepsini takip ediyorum bak. Ya bu iddiaları yorumlarla mı yürüyor? Telefonun ciğerine giriyorum ben şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Nereden biliyorsun telefonda? Ben bilirim. Ha, telefonda takip et sistemi mi var? Her şeyi takip ediyorum ben bunu şu anda. Telefonu nasıl takip ediyorsun? Ben ederim. Benim yaptığım savcı kim takip edemez. Vallahi edemez. Sen her şeyine girerim. Diyorum diye demem size. Diyorum. Daha dur da ben bunlarda senin... daha şu anda sabrediyorum. Tatlının telefonu program mı yükledin? Ben bilirim onu. Sen niye bunu yapıyorsun peki, böyle yaparım. Şey yaptıysan? Her şeyini takip ediyorum bunu. Neden yaptın? Bunun gelen yorumları da okuyorum ben bunu. Gelen ya, yani... kim ne yazdığını. Tamam mı? Hepsini takip ediyorum. Bir tane buna bir yazan biri var abi. Özelden beni ara, konuşacaklarım önemli değil. Nereden biliyorsun yazıştığını özelden? Ben bilirim sen. Sen benim bildiğimi sen bilemezsin. Avukat da bilemez. Neden bu kadar avukat, peki yakından takip ediyorsun? Her şeyini çıkaracağım bunu. Ben bir dakika şunu merak ettim. Bu her kadar... şeyini çıkaracağım. Sıkıntı yok. Ha, yani çocuğunu sıkıntı nerede olduğunu biliyor musun? Takipteyim ben şu anda. Hmm. Vallahi çok, benim yaptığım şart olsun da avukatım sen benimle savcı bilir. Bir şey...